Kanal Urfa hafta sonu ana haber bülteninden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ben sunucunuz Mehmet Emin Tapan. Darul Aceze Sosyal Hizmet Şehri'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki gösterdi. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darul Aceze Sosyal Hizmet Şehri'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki gösterdi. Türkiye'nin dünyadaki tüm mazlumlara kol kanat gerdiğini hatırlatan Erdoğan şu ifadelere yer verdi. Değerli kardeşlerim, Türkiye olarak nasıl kendi vatandaşlarımıza sahip çıkıyorsa, komşularımızdan başlayarak bölgemizdeki ve tüm dünyadaki mazlumlara da kol kanat geriyor. Bundan 5 asır önce Engizisyon'dan kaçan Museviler gibi, daha sonra Avrupa'daki mezhep savaşlarından kaçan Hristiyanlara da kapımızı açtık. Şimdi bakıyorum Netanyahu kalkmış yanına iki bakanını alıyor. Dün bir basın açıklaması yapıyor. Çok rahatsız olmuş. Fransa Devlet Başkanı Macron'un açıklamaları onu çok rahatsız etmiş. Riyad zirvesi onu çok rahatsız etmiş. Ben ne dedim geçenlerde uçakla dönüşte? Ey Netanyahu, şu an senin iyi günlerin. Seni daha farklı günler bekliyor. Niye? Ya o bebeler, o yavrular, o 3 yaşında, 5 yaşında kefene sarılmış o anneler, o şehit yavruların cesedini koklayarak onları mezara götürüyor. Ya bunların ahı seni iflah ettirmez. Netanyahu şunu bil, gidicisin, gidici, gidicisin. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Çıkacak. Dün Riyad zirvesinde de bunları açık net gördük. Ve bütün mesele İslam dünyasının birliğidir, beraberliğidir, dayanışmasıdır. Ama hepsinden öte bir şey daha söylüyorum. Türkiye'nin birliği, beraberliği, dayanışması hepsinden öte. Bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik gerçekleştirilen Kahramanlar Operasyonu'nda 12 ilde 42 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği açıklandı. Bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik Kahramanlar Operasyonu düzenlendi. Bakan Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik gerçekleştirilen Kahramanlar Operasyonu'nda 12 ilde 42 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini açıkladı. Yerlikaya paylaşımında Şırnak, Erzincan, Muş, Van, Bingöl, Hatay, Hakkari, Kars, Mardin, Tunceli, Siirt ve Bitlis'te JSİHA ile birlikte Atak helikopterlerinin de yer aldığı Kahramanlar Operasyonu'nda 7 adet AK-47 piyade tüfeği, 5 adet antipersonel mayını, 112,5 kilogram patlayıcı madde, 33 adet el bombası, 9 adet top, havan ve obüs mühimmatı, 15 adet el yapımı patlayıcı, 1 adet RPG-7 roket atar, 18 adet RPG-7 roket atar sevk fişeği, 1 adet G3 piyade tüfeği, 1 adet havan silahı, 2 adet uçak savar mühimmatı, 3 adet bomba atar mühimmatı, 127 adet tüp, EYP yapımında kullanılan 1249 adet mühimmat, 7.62 mm uzun namlulu silah, 7.62 x 54 makineli tüfek, 14.5 mm uçak savar ve 12.7 mm uçak savar mühimmatlarının da aralarında bulunduğu 22 adet telsizle çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi, örgütsel doküman ele geçirildi. Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tespit edilip tek tek imha edildi ifadelerine yer verdi. İstanbul'da Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti tarafından terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda örgütün sözde EYP uzmanı olan zanlı patlayıcı düzenekleriyle birlikte yakalandı. DAEŞ'li hücre sorumlusunun örgütün Suriye'de ve Irak'taki saldırılarında kullandığı patlayıcıların tasarımını yaptığı, örgüt mensuplarına da patlayıcı yapım eğitimi verdiği öğrenildi. Sultanbeyli'de iki ayrı hücre evine düzenlenen baskında zaman ayarlı ve uzaktan kontrol edilebilir 5 hazır vaziyette bomba düzeneği, canlı bomba düzeneklerinde kullanılan çok sayıda basma butonu, el yapımı patlayıcılarda kullanılan zamana, ışığa ve harekete duyarlı çok sayıda elektronik devre elemanı, gizlenmiş vaziyette dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Örgütün sözde Irak vilayetine bağlı EYP uzmanı olan AJA isimli zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Konya'dan bir kaza haberiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Konya'da otomobilin karşıdan karşıya geçmeye çalışanlara çarpması sonucu meydana gelen feci kazada
İkisi çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti. Çocukların da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Konya'da meydana gelen feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Kaza akşam saatlerinde Merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Sancak Tramvay durağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre SS idaresindeki 42DU949 plakalı otomobil Yeni İstanbul Caddesi üzerinde sol şeritte seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri yolu ulaşıma kapatarak tedbir alırken yapılan kontrollerde anneanne Fadime A, torunu Fadime A ile Emine A, Elif A ve Sultan A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 5 kişi de yaralandı. Yaralanan 5 kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. Şanlıurfa'ya gezmek için gelen Sırp uyruklu George Nansiç, Balıklıgöl yerleşkesinde Dergah Camii'nde kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Sırp George Nansiç tarihi ve turistik mekanları gezmek için geldiği Şanlıurfa'da Balıklıgöl yerleşkesindeki Hazreti İbrahim'in doğduğu yer olarak rivayet edilen makamı gezerken duygulandı. İslamiyet'e geçmek isteyen George Nansiç, Dergah Camisi imamı İbrahim Onat'a Müslüman olmak istediğini söyledi. Camide kılınan ikindi namazının ardından İmam Hatip'in eşliğinde kelime-i şehadet getiren George Nansiç Müslüman oldu. Şahitlik ederim ki Muhammed aleyhisselam Allah'ın kulu ve Resulüdür. Müslüman olduktan sonra yeni ismini henüz belirlemediğini ifade eden George Nansiç, gerçekleri aradığını ve Şanlıurfa'da gerçekleri bulduğunu belirterek kendisini özgür hissettiğini söyledi. Dergah Camisi İmam Hatibi İbrahim Onat ise Nansiç'e Kur'an-ı Kerim hediye etti. Cami cemaati törenin ardından Nansiç'i tebrik etti. İsrail Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde İçinde sivillerin de bulunduğu bir binayı vurdu. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları 37. gününde sürüyor. Bölgeye 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, güney-kuzey demeden bütün yerleşim yerlerini vuruyor. İsrail savaş uçakları bugün Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinde bir binayı vurdu. Düzenlenen hava saldırısında binadaki 13 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar kentteki Nasser Hastanesi'ne götürüldü. Binanın enkazı altında kalan Filistinlileri kurtarma çalışmaları ise çevredekiler ve sivil savunma ekipleri tarafından yapıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Zeytindalı Eğitim Kampüsü alanında başlatılan bilim merkezi inşaat çalışması tamamlandı. Çevre düzenleme yapılacak olan bilim merkezinde yeni kaşif ve bilim insanları yetişecek. 20.6 yaş ortalamasıyla Türkiye'nin en genç nüfus oranına sahip olan Şanlıurfa'da yapımına başlanılan bilim merkezi inşaatı tamamlandı. İç tefrişatının büyük bir bölümü tamamlanan bilim merkezinde Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından asfalt çalışması yapıldı. Asfalt seriminin tamamlandığı bilim merkezinin çevresinde peyzaj çalışması yapılacak. Mevsim şartlarına göre büyük bir bölümünde güneş alan Şanlıurfa'da kurulan bilim merkezi enerjisini güneş panellerinden alıyor. 40 bin metrekare peyzaj alanı, 9 bin metrekare kapalı alana sahip bilim merkezi, 51.402 metrekare alan üzerinde kuruldu ve içerisinde matematik, ahşap, tasarım, robotik ve kodlama, biyoloji ve kimya, STEM, astronomi atölyeleri yer alacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün vizyonel projelerinden biri olan ve TÜBİTAK işbirliğiyle hayata geçirilen Şanlıurfa Bilim Merkezi en kısa zamanda tamamlanarak Şanlıurfalı gençlerin hizmetine sunulacak.
Sayın seyirciler, içerisinde bulunan cenaze ile birlikte cenaze aracını çalan ve Adıyaman'da yakalanan şahıs tutuklandı. Tutuklanan şahsın cenazenin yakını olmadığı gerçeği sorguda ortaya çıktı. Cenaze aracını cenazeyle beraber çaldı. Edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün Osmaniye Asri Mezarlık'ta defnedilmek için bekletilen Hacer Kağan'ın cenazesinin bulunduğu cenaze aracı Mehmet Can K. tarafından kaçırılmış ve şahıs Osmaniye'den Adıyaman'a doğru geldiği sırada Gölbaşı Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde ilçeye bağlı Çatal Ağaç Köyü çıkışında durdurulmuştu. Araçta bomba olma ihtimaline karşı jandarma ekiplerince kullanılan sinyal kesici ve alınan güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha uzmanları tarafından araç incelenmişti. Ekiplerin araçta yaptığı aramalarda araç içerisinde Hacer K'ya ait cenaze bulunmuş ve Hacer K'nın şahsın annesi olduğu iddia edilmişti. Gözaltına alınarak Gölbaşı Jandarma Komutanlığı'na götürülerek sorguya alınan Mehmet Can K'nın Hacer K'nın oğlu olmadığı ortaya çıktı. Mehmet Can Kağan'ın psikolojik sorunları olduğu anlaşılırken şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Siverek cezaevine gönderildi. Mehmet Can Kağan'la hiçbir yakınlığı bulunmayan Hacer Kağan'ın cenazesi ise yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere Osmaniye'ye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 10 katlı bir iş merkezinde çıkan yangında 99 ofis küle dönerken otoparkta bulunan 2 araç kullanılamaz hale geldi. Yangının gece saatlerinde çıkması facianın önüne geçti. Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda bulunan 10 katlı iş merkezinde yangın çıktı. Yangında 99 ofis küle dönerken otoparkta bulunan 2 araç da kullanılamaz hale geldi. Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda bulunan 10 katlı iş yeri merkezinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerinden çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi, AFAD ve Çevik Kuvvet sevk edildi. Çevik kuvvet ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına 25 araç, 70 personelle müdahale etti. Binanın altındaki kafede başlayan yangın önce dış cepheye ardından ofislere sıçradı. Binanın dış cephesinin kompozit olması nedeniyle yangın büyüyerek yayıldı. Yangının büyümesi üzerine alevler yan taraftaki binaya da sıçradı. Bina tedbiren boşaltılırken itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. 99 ofisin bulunduğu iş merkezi ve otoparkta bulunan 2 araç yangında kullanılamaz hale geldi. Yangının gece saatlerinde çıkması facianın önüne geçti. Hilvan Belediyesi ekipleri Karacurun Mahallesi'nde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. Mahalle sakinleri çalışmaları ilgiyle karşıladı. Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Karacurun Mahallesi'nde vatandaşlardan gelen kilitli parke taşı döşeme talebini geri çevirmedi. Mahalle muhtarı Fethi Yıldız'la birlikte sokaklarda inceleme yapan Başkan Bayık, çalışmaların başladığını duyurdu. Karacurun Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar yollarının kilitli parke taşıyla döşenmesini talep ediyordu. Bu talebi de değerlendiren Hilvan Belediyesi, çalışmaların başlatılması için gerekli çalışmaları tamamladı. Başkan Bayık, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirterek, vatandaşlarımızın konforlu bir şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı başlattık. Her zaman dediğimiz gibi Hilvan hizmetin en iyisine layıktır dedi. Şu an Hilvan Merkez Karacurun Mahallemizdeyiz. Mahallede muhtarımız, bu mahallede oturan vatandaşlarımızın bize bu üst yapı taleplerini bildirmesi üzerine geldik. Ekip arkadaşlarımızla beraber mahalleyi dolaştık. Şu anda üst yapı çalışmalarına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Elimizden gelen bütün gayreti ekibimizle beraber gösteriyoruz. Ve diyoruz ki Hilvan hizmetin en güzeline layıktır. Belediye Başkanı ve Fen İşleri Müdürlüğü teknik ekipleriyle birlikte incelemelere katılan Karacurun Mahalle Muhtarı Fethi Yıldız, mahalle adına teşekkür etti. Sayın Başkanım'a teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi sokaklarımızda eksik olan kilit taşlarımız yaptı. Eksikliğinden dolayı başkanımıza ilettik. Başkanımıza sağ olsun yerinde inceleme yaptı. Başkanıma teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Zonguldak'ta kaçak maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu bir işçinin yanmış cesedinin bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı sayın seyirciler.
Afgan işçinin madende fenalaşarak bilincini kaybetmesinin ardından işletme sahiplerinin ortaya çıkarsa infazımız yanar diyerek benzin döküp yaktıkları tespit edildi. Zonguldak'ta 50 yaşındaki Afgan uyruklu Muhammed Noortani'nin yanlış cesedinin bulunmasının ardından yeni iddialar ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre geçen 10 Kasım günü Rat Mahallesi Kırat mevkisinde yoldan geçen bir vatandaş ormanlık alanda yanmış erkek cesedi olduğu ihbarında bulundu. Bölgedeki deliller toplanırken benzinle yakıldığı belirlenen cesedin yapılan otopsi incelemesinde 3 çocuk babası 50 yaşındaki kayıp Afgan uyruklu Vezir Muhammed Noortani'ye ait olduğu tespit edildi. Soruşturmanın başlatılmasının ardından jandarma ekipleri öldürülen işçinin çalıştığı iddia edilen kaçak maden ocağında inceleme yaptı. Görgü tanıklarından birisi Noortani'nin kaçak ocakta çalıştığı esnada fenalaşarak bilincini kaybettiğini söyledi. Bunun üzerine kaçak ocağı işlettiği iddia edilen şüpheliyle diğer 5 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüphelinin jandarmadaki sorguları sürüyor. Ocak sahibi olduğu iddia edilen ve daha önceden başka bir suçtan ceza aldıkları ancak hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı öğrenilen iki şüphelinin Noortani'nin öldüğünün ortaya çıkmasıyla birlikte infazlarının yanacağı düşüncesiyle hareket ettikleri iddia edildi. Öte yandan söz konusu kaçak maden ocağının 6 Kasım günü göçertilerek kullanılamaz hale getirildiği ancak şüphelilerin başka bir giriş açarak yeniden kömür üretimine başladığı iddia edildi. Cesedin ortaya çıkmasının ardından söz konusu yerde göçertilerek ocak tamamen kapatıldı. 6 şüphelinin jandarmadaki sorgusunun ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes sloganıyla 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Şanlıurfa'da yeni fidanlar dikildi. Geçtiğimiz yaz döneminde alevlere teslim olan ve küle dönen Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bulunan Orman Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde yanan ağaçların yerine 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle yeni ağaçlar dikildi. Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve gönüllülerin destekleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Türkiye genelinde düzenlenen etkinlikte milyonlarca ağaç toprakla buluştu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da yeşili artırmak için çalışmaya devam ettiklerinin altını çizen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şehre birçok meydan ve park kazandırdıklarını kaydetti. Kendi belediye hizmet binamı yıktım, park yaptım. O zaman bana dediler ki ya bunu otel yapsana. Ne olur otel yapsam? Biraz para kazanırsın. Ben o parayı başka yerden çok çok kazanırım Allah'ın izniyle. Ama o çocukların mutluluğunu başka yerde kazanamam. O kuş çuhultarını başka yerde kazanamam. O gençlerin sohbetini başka yerde kazanamam. Ve yaşlılarımızın dinlenmesini, mutluluğunu başka yerde kazanamam. Yine Kızılay'da 173 tane yapı yıkarken karşı çıkanlar oldu. Niye karşı çıkıyorsun? Şehrin ortasında yeşil bir alan oluşturuyoruz. Masal görüntüsünde bir alan oluşturuyoruz. Efendim renk renk havuzları olan bir alan oluşturuyoruz. Neden karşı çıkıyorsun? Şuna inanıyorum ki ağaç sevgisini küçükkenden vermek lazım. Ama biz görüyoruz bugün, bakın çocuklarımız, şu küçük gönüller buraya ağaç dikmek için gelmişler. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yasin Akgül ve Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı ise şu ifadelere yer verdi. Evlatlarımıza ve torunlarımıza daha yeşil bir Şanlıurfa, dolayısıyla daha yeşil bir Türkiye bırakmak maksadıyla 100. yılımıza ithafen Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes sloganıyla ülke genelinde milyonlarca fidanı toprakla buluşturacağımız bu anlamlı günde sizleri şahsım ve valiliğimiz adına hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Fidan dikme sevincimize, şölenimize ortak olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Geleceğe Nefes ağaçlandırma kampanyamız 4 yıllık süreçte 28 milyon fidanın toprakla buluşturulduğu uluslararası bir etkinliğe dönüşmüştür. Geleceğe Nefes ağaçlandırma kampanyası ile bu yılda 81 il ve 922 ilçede uygulanacaktır. Sevgili izleyenler, Amasya'da bir koyun sürüsü dakikalarca saat yönünde dönerek daire çizdi. Koyunlarla koçların buluştuğu o görüntüler akıllara Çin'de bir koyun sürüsünün
12 gün boyunca durmadan daire çizdiği görüntüleri getirdi. Amasya Gökyöyük Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen Bafra ırkı koyunların koçlarla buluştuğu ilk anlar drone'la havadan görüntülendi. 300 koyun birkaç dakika boyunca peş peşe saat yönünde dönerek daire çizdi. Bu görüntüler Çin'de bir koyun sürüsünün 12 gün boyunca durmadan daire çizdiği görüntüleri akıllara getirdi. Çin'de bir koyun sürüsünün 12 gün boyunca durmadan daire çizerek yürümeleriyle izlenme rekoru kıran gizemli olaydaki görüntülerle benzetildiği yönündeki soruyu cevaplayan Muhammed Altıparmak şöyle konuştu. 300 tane koyun içerisine yeterince koçu katarak onlar yaklaşık 45 gün bir arada kalıyorlar. Yaklaşık 2-3 dakika öyle döndükten sonra normal rutin hayatlarına devam ediyorlar. İlk katıldık sonra belirli bir şekilde dairesel ileri geri hareketleri oluyor ve sonrasında normal rutin otlama ve diğer faaliyetlerine birbirlerine alıştıktan sonra devam ediyorlar. Çin'deki biraz daha farklı gibiydi. Yani koç katımı değil de koyunlar kendi eksenleri birbirlerini takip ediyorlar. Daha hızlı hareket ediyorlardı. Ama bizimki daha sakin, daha böyle birbirleriyle tanışıyorlarmış gibi güzel bir görüntüydü. Trend Yol birinciliğin 12. haftasında kendi sahasında Ümraniyespor'u ağırlayan Şanlıurfaspor 1-0 mağlup oldu. Trend Yol birinciliğinin 12. haftasında Ümraniyespor deplasmanda Astor Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti. Ümraniyespor'a galibiyeti getiren gol 17. dakikada Onur Ayık'tan geldi. Bu galibiyette Ümraniyespor puanını 12'ye yükseltirken Şanlıurfaspor 11 puanda kaldı. Trendyol 1. Ligi'nin 12. haftasında Şanlıurfaspor sahasında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, golü yedikten sonra gol ya da goller bulmak için mücadele ettiklerini söyledi. Özellikle geçen hafta Sakarya müsabakasından çok önemli bir puan aldıktan sonra kendi sahamızda Ümraniyespor müsabakasında tabii ki 3 puanla ayrılmak istedik. Maalesef mağlup olduk. Müsabakaya baktığınız zaman aslında iyi başlamıştık. İyi başladığımız pozisyonlarımız oldu. Müsabakada çok kötü bir gol yedik. Biraz talihsiz bir gol yedik. Onu söyleyebiliriz. Basit bir gol yedik. O golün akabinde müsabakayı çevirmek istedik. Bütün denemelerimizi yani yaptık. Onu söyleyebiliriz. Maalesef işte gereken golü veyahut golleri bulamadık. Mağlup olduk. Bizim açımızdan tabii ki rakibimize karşı mağlup olmak kötü oldu. Onu söyleyebiliriz. Ancak bu mücadelenin içerisinde tabii ki bizim takımımız olduğu zaman bunun devamında daha çok çalışıp doğruları yapıp önümüzdeki 5 müsabakasının içerisinde en fazla puan çıkarma açısından mücadelemizi vereceğiz. Trendyol 1. Ligi'nin 12. haftasında Ümraniyespor deplasmanında Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel bu galibiyete ihtiyaçları olduklarını söyleyerek şu ifadelere yer verdi. Öncelikle kazandığımız için mutluyum. Tüm oyuncularımı kutluyorum. İyi çalışıyorduk. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Onların emeklerini karşılığını alması anlamında. Son 3 haftaya baktığımızda Adana'da olsun, geçen hafta Tuzla'da, burada kazanacak oyunu hep oynadık ama Adana'da dediğim gibi pozisyonlar, duran toptan yediğimiz golleri kaybettik. Golü bulamadık. Kaçırdığımız bayağı pozisyon vardı. Geçen hafta öyle son dakikada bir penaltı pozisyonu, berabere biten bir maç. Bugün şükür kazanmasını bildik. O yönden mutluyum. Bu haberle de hafta sonu ana haber bültenimizi noktalıyoruz sayın seyirciler. Gelişmelerle tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.